Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dokunmatik bir sistem hazırlayacağız. Aslında ben evdeki bir musluk için kullanacağım bu sistemi. Siz biraz daha kodda değişiklikler yaparak ya da entegreleri değiştirerek daha farklı şeyleri de evletebilirsiniz. Ana malzememiz bu Arduino'lar. Ben Nano kullanıyorum. Bu oldukça küçük ve benim projem için yeterli beslemeler yapabiliyorum. Şurada görmüş olduğunuz mikroçipi kodlayarak buradaki pinlerden bazı voltaj yani akım alacağız ya da çıkışını sağlayacağız. Bu Arduino'yu bilgisayara bağlamak ve güç vermek için bu tarz bir USB Arduino girişine ihtiyacımız var. 5 voltluk bir besleme yapacağız. 9 voltluk bir güç kaynağımız olacak. Dokunmatik bir sensörümüz var. Burada görmüş olduğunuz selenoid valve. Yani aslında 7 ile 12 volt arası çalışıyor. Ben 9 volt vereceğim. Maksimum 12 volt verebiliyorsunuz. Daha fazlasında içindeki bakır tellere zarar verme ihtimaliniz var. Bu iki tarafa da hem artı hem eksi verebiliyorsunuz. Yani yerlerini değiştirmenizde bir problem olmuyor. Şurada bir bobin bulunuyor. Buradan verilen elektrik sayesinde buradaki bobinin içindeki vanayı tıkayan kısım yukarı kalkıyor. Böylece valve açılıyor. Yani siz elektrik verirseniz açık, vermezseniz kapalı. Böyle aslında anahtar görevi görüyor. Akım verdiğiniz zaman açık olan kontak kapanıyor, kapalı olan kontak açılıyor. Rölemiz böyle 5 uçlu, 5 voltta çalışan bir röle. Daha ayrıntılı bilgi için internetten de şemalarını çıkartabilirsiniz. Bunu şöyle denemeniz gerekiyor. Bu iki uçtan hangisinin açık, hangisinin kapalı olduğunu başta bilmiyorsunuz. O yüzden bir akım vermeniz gerekiyor. Akım verdiğinizde açılacak olan ucu kullanıyoruz. Yani normalde kapalı olup elektrik akımı geçtiği zaman ateşlenecek ve açılacak olan ucu kullanacağız biz. Board kullanabilirsiniz. Daha sonrasında lehimlemenizi öneririm. Böylelikle hem voltajları, akımları daha rahat ölçersiniz. Hem de sorunlu bir durumda tekrar o lehimleri sök tak muhabbetiyle uğraşmamış olursunuz. Arduino'yu bu ucu takıp USB'yi bilgisayara takıyoruz. Taktıktan sonra üzerinde kırmızı yanan bir ışık göreceksiniz. Böylece bağlandığınızı anlayabilirsiniz. Evet, şimdi Arduino adlı bu programı yüklemeniz gerekiyor kodlama yapabilmek için. Şimdi sıfırdan yeni bir proje açılmış oldu önümde. İlk önce board'unuzu takmadan önce onu tanıtmanız gerekiyor. Şöyle tanıtacaksınız. Tools kısmına gelip board kısmından hangi board'u kullanıyorsanız, Arduino'nun hangi türüyse onu seçeceksiniz. Daha sonra prosesör kısmında da yine prosesör, yani üzerindeki o çipi tanıtacaksınız, hangi tür olduğunu. Benimki mesela bu ve old versiyonu. Port kısmında da bakın şu an sadece COM1 var ve daha bağlamadım Arduino'mu. Şimdi Arduino'mu bağlıyorum. Yani USB'yi takıyorum. Evet, COM8 olarak çıkmayabilir sizinkinde. Belki COM5 olarak görebilirsiniz. Bunu da seçtikten sonra artık kodlama işlemine geçebiliriz. Bakın burada 3 volt var. İşte A0'dan başlayıp A7'ye kadar giden analog pinler var. Karşı tarafta da yine dijital pinlerimiz var. D ile gösterilen, D2, 3 falan diye giden. Burada mesela ground'umuz var. Bu tarafta da yine şurada bir ground'umuz var. Burada bir 5 volt çıkışımız var. Aynı zamanda şurada yine bir 3 volt çıkışımız var. Şu an ben burada ya da o taraftaki ground'u kullanacağım. Aynı zamanda da buradaki analog pinleri kullanacağım. İsterseniz dijitalleri de kullanabilirsiniz. Çok ufak farklarla ikisi de aslında aynı işlevi görüyor. Evet, şimdi de kodumuzu okumaya geçelim. Eğer ufak tefek değişiklikler yapmak isteyenler olursa diye ayrıntılı biçimde anlatacağım. Ama isteyen olursa kodu bu haliyle bulabilirsiniz web sitemde. Aşağıda linki var. Integer olarak, yani sayısal değerler olarak atayacağım şu anda gördüklerinizin hepsini. Vanaya A1, yani analog pindeki birinci pini atıyorum. Sensör diye tanımladığım kısma da A7, yani analog 7 pinini atadım.
Aşağıda S diye ve Count diye iki tane sabit değerim var. Bu sabit değerlerden S'i sensörden aldığım değeri okumak için kullanacağım. O yüzden öncelikle 0 atıyorum. Count dediğim değeri de sensöre dokunulup dokunulmadığını anlamak için kullanacağım. Yani açık mı kapalı mı olsun bana bunu bildirecek. O yüzden de 0 değeri verdim başlangıçta. Şimdi setup kısmına gelirsek buradaki yaptığım atamaların modlarını belirlemem gerekiyor. Bunun için kullandığım fonksiyon da pin mod fonksiyonu. Burada diyorum ki Vana'ya output görevi ver. Yani ondan bir çıkış alacağım ben diyorum. Sensör için de input değeri veriyorum. Yani onunla da okuma yapacağım. Daha sonra void loop kısmına geliyorum. Sensörüme dokunduğumda açık, sensöre tekrar dokunduğumda da kapalı olmasını istiyorum. Burada analog read ile sensörden gelen değeri okutuyorum. Sensöre dokunulmadığı zaman yaklaşık 30 ya da 30'un altında bir değer çıkıyor. Eğer sensöre dokunursam daha büyük bir akım okunuyor. Şimdi eğer S dediğim değer 30'dan büyükse, yani dokunulmuşsa sensöre, count değerimi bir arttır diyorum. Count'un 2'ye göre modunu alıyorum. Yani count'um ya 0 olabilir ya 1 olabilir demek. Modunu aldıktan sonra da kendini atamasını yapıyorum. Count'um başta 0'dı değil mi? Daha sonra dokunduğumda 1 arttırdım. Count 1 oldu. 1 iken 2'ye göre modu 1'dir. Böylelikle count'um tekrar 1'e eşitlemiş oldum. Diyelim ki tekrar dokundum. 2 oldu. Count 2'ye göre mod aldığımda 0 olur. Count'umu tekrar 0'a eşitlemiş oluyorum. Böylelikle aslında değerimi sadece 0 veya 1 atamış oluyorum. Serial println dediğim fonksiyon da count'umu ekrana bastırmak için. Yazarken kodu bu tarz kontroller yaparsanız çalışıp çalışmadığını, nerede hangi işlemin yapıldığını daha rahat görürsünüz. Eğer count'um 1'e eşit ise serial println açık yaz. Digital write. Vana'ya hi komutunu yazdır. Oradaki akımı yükselt diyorum. Dokunduğumda bunu algılasın, sonra bir süre beklesin istiyorum. Bu delay de o bekleme süresini sağlıyor. Diğer koşulumuzda zaten count 0 olabilir. Digital write Vana low. Vana'dan çıkan akımı kapat demiş oluyorum burada da. Daha sonra tekrar bir bekleme sürem var. Evet, bu zaten sürekli tekrar edecek. Eğer dokunuyorsam count'umu arttıracak. Daha sonra bunu mod 2'ye göre alacak. Eğer count'um 1 ise Vana'daki akımı açacak. Eğer 0 ise Vana'daki akımımı kapatacak. Evet, kod kısmımız bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Gayet detaylıca anlatmaya çalıştım. Tabii ki kodlama bilenler için çok basit, bu kadar açıklamaya gerek yoktu ama bilmeyenler için en azından bir giriş olur diye düşünüyorum. Şimdi şu tuşla kodun bir sıkıntısı olup olmadığını gözlemliyorsunuz. Buna bastığınızda compiling tamamlandı diyor ve bir sıkıntı görünmüyor. Eğer yazım hatanız ya da herhangi bir probleminiz yoksa upload edebilirsiniz. Basıyorum. Evet, upload işlemi de tamam. Şimdi bu kod artık sensörümüzde çalışıyor.
SIGE dedikleri SIG şeklinde olan kabloyu buradaki A7 yani analog 7 pinimize bağladık. Sensördeki VCC'yi de buradaki 3 ve 3 yazan 3 voltluk besleme pinine bağladık. Buradaki ground'u da yine Arduino üzerindeki ground'lardan birine bağladık. Herhangi biri olabilir. Rölenin üçlü olan ayaklarından sağ ve soldakini bağlıyoruz. Bunları ölçerek anlayabilirsiniz hangisinin artı hangisinin eksi olduğunu. Sol taraftakini yani artı olanı ground'a bağladım Arduino'da. Sağ taraftakini de buradaki analog 1 olan yere bağladım. Bu adaptörün artı ve eksi uçlarını yine ölçerek tespit edebilirsiniz. Artı ucunu şu 3 ayağın ortasında bulunan kısma, adaptörün diğer ucunu da valve'imize lehimliyorsunuz. Valve'de artı ve eksi fark etmiyor. Sizinkilerde de öyle olacaktır muhtemelen. Elektrik verildiği zaman hangi uç tetikleniyorsa o ucu valve'in diğer ucuna bağladım. Sensöre dokunduğumuz zaman koddaki count artacak ve buraya bir sinyal gönderecek. A7'den bu sinyal alınacak. A1 pininden analog 1 pininden röleye 4,5-5 volt kadar bir voltaj gönderecek. Daha önce kapalı olan anahtar açılacak. 9 voltun geçmesini sağlayacak Wi-Fi. Tekrar basıldığında da oradaki akım kesilecek. Böylece anahtarımız kapanacak ve 9 voltluk akım Wi-Fi geçemeyecek. Böylece Wi-Fi kapanmış olacak. Arduino'muza 5 voltluk adaptörle enerji vereceğiz, elektrik vereceğiz. Evet, şu an kapalı her yer. Şimdi 9 voltumuzu da takıyorum. Şu an sensöre dokunuyorum. Anahtar ve sesi de duyuyorsanız valve açılıyor. Dokunuyorum, kapanıyor. Evet, şu an gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ben sensörü bu şekilde kullanmayacağım. Yani buradan kullanmayacağım. O yüzden sensöre şöyle bir kablo lehimleyeceğim. Ve bu kablonun diğer ucunu da bir metal plakaya lehimleyeceğim. Böylelikle metal plakaya dokunulduğunda bu dokunmatiğe tekrar aynı sinyal gitmiş olacak. Şimdi sıra Wi-Fi WAN'a bağlamaya geldi.